var kız gül gül üzümcük. Çubak çotun altında var kız gül gül üzümcük. Üzümü toplayayım var kız sana mı İpek Yolu Kervan'dan hepinize selamlar, saygılar. Sevgili seyirciler, bu hafta Moldavya'da özel bir cumhuriyet olan, otonom bir cumhuriyet olan Gagavuzya'dayız. Gagavuzya bir Türk bölgesi. Burada yüzyıllar boyunca Gagavuz Türkleri yaşıyorlar. Diğer adıyla Gök Oğuz Türkleri. Ve onlar 160 bin nüfusla burada yüzyıllardır varlıklarını, dillerini, kültürlerini sürdürüyorlar. Ama Gagavuzların yaşadığı yerler sadece burası değil. Şu anda Ukrayna'da 60 bin, Rusya'da 25-30 bin kadar Gagavuz var. Türkiye'de yine 15 bin kadar Gagavuzlar yaşıyor. Keza Amerika'da, hatta Brezilya'da bile Gagavuz Türkleri yaşıyor. Ve onlar uzun yıllar asimilasyona maruz kalmalarına rağmen dillerini, kültürlerini yaşatma mücadelesi veriyorlar. Ve biz de İpek Yolu olarak daha önce geldiğimiz gibi yine bu kardeşlerimizi yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Ve onları Türkiye'ye, Türk dünyasına tanıtmaya gayret ediyoruz. Daha önce yaptığımız program oldukça ses getirdi. Türkiye'nin muhtelif kanallarında Gagavuz Türklerini anlatan çok sayıda program yaptım. Ve gerçekten bu programlar Gagavuzların dillerinin, kültürlerinin, geleneklerinin anlaşılmasına önemli katkılar sağladı. Ama yine buradayız. Gagavuzları unutmadık. Hiçbir zaman da unutmamız mümkün değil. Onlar bizim kardeşlerimiz, soydaşlarımız, kandaşlarımız, karındaşlarımız. Ve biz geldik. Şu anda başkent Komrat'tayız. Biraz sonra Gagavuzya Otonom Cumhuriyeti Başkanı Sayın Mihail Formuzalı ziyaret edeceğiz. Kendisiyle röportaj yapacağız. Kendisinin Gagavuzya ile ilgili duygularını, düşüncelerini, Türkiye ile ilgili duygularını, düşüncelerini sizlere yansıtmaya çalışacağız. Bizden ayrılmayın. Türk dünyası ailesinin bir parçası olan Hristiyan Ortodoks dinine mensup Gagavuz Türkleri, başta Moldova sınırları içindeki Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti olmak üzere pek çok bölgede dillerini ve kültürlerini yaşatma mücadelesi veriyor. Pek çok tarihçiye göre Gagavuzlar, Peçenek, Uz ve Kumanlarla Anadolu Selçuklu Türklerinden meydana gelmiş, onların sentezi olan bir Türk toplumudur. Ortodoks Hristiyanlığı benimsemiş olmalarıyla birlikte dilleri Anadolu Türkçesine çok yakındır.
Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde bugün 250 bin civarında Gagavuz Türkünün yaşadığı tahmin ediliyor. Bunların %78'i Moldova'da, %16'sı Ukrayna'da ve kalan %5'i ise Rusya Federasyonu başta olmak üzere Kazakistan, Beyaz Rusya, Özbekistan, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Litvanya ve Estonya'ya dağılmış durumda. Moldova'da yaklaşık 200 bin Gagavuz Türkünün yaşadığı belirtilirken, Gagavuzların en kalabalık nüfusa sahip olduğu ikinci yerse Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki köylerdir. İpek Yolu ekibi olarak şimdi önce o köylere uzanıyoruz. Sevgili seyirciler, Odessa'dan yaklaşık 4 saatlik bir yolculuktan sonra İzmailli bölgesine geldik ve orada Üzümlü köyüne geldik. Burası bir Gagavuz köyü. Gagavuz Türkleri burada yaşıyor. Sağ olsunlar, bizim için güzel gösteriler hazırlamışlar. Çok güzel bir karşılama töreni. Okul müdürleri, direktörler ve öğrenciler hepsi bizi karşılamışlar. Ve gördüğüm kadarıyla Gagavuz kültüründe çok önemli bir gelenek olan ekmek ve tuzla bizi karşıladılar. Biz de hemen ekmeğin tadına bakalım. Şöyle birazcık koparalım. Hoş geldiniz bizi Kürçü'ye. Hoş geldin Türkiye. Hoş bulduk. Senin adın ne? Adın? Nastya. Nastya. Senin adın ne? Alek. Alek. Senin adın? Valik. Valik. Diana. Diana. Burada okuyorsunuz. Bu mektepte okuyorsunuz. Bütün öğrenciler sağ olsunlar bizi karşılamışlar. Evet, şimdi biz de adet yerini bulsun diyoruz. Biraz ekmeğimizden koparıyoruz. Siz gelin yardımcı olun biraz bana. Ben koparamıyorum. Bu ekmek sizin. Siz onu yiyip lazım. Yolcu size olsun. Tok tutsun yolunuza. Tabii onu alman lazım. Lazım bir paketi. Ama ıslak ellerim. Al al şunu al. Anladım. Vereceğiz. Şey. Ama şimdi biraz tutun. Ya tutuyorum bir de. Evet, sizi de tanıyalım. Adınız? Benim Olga adım. Olga, buradaki göreviniz, işiniz? Buradaki üreticiyim, üretmenim. Öğretmensiniz. Türkçe dilini buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet. Gagavuz dilini üretirim yumuşakları. Gagavuz dilini. Çok güzel, harika. Ekmeğimizi aldık. Şöyle tuzumuza batıralım. Biraz biber lazım oraya. Kara biber. Biraz da biber lazım. Ama biber yok. Yok. Peki, teşekkür ediyorum hepinize. Okul müdürümüz de burada galiba, direktörümüz. Gelin şöyle. Size tanıyalım, adınızı bize söyleyin. Afanasi Georgievich. Direktör. Afanas Georgievich. Georgievich. Burada müdürsünüz, direktörsünüz. Daha. Kaç öğrenci okuyor burada? Kaç öğrenci? 380. 380 öğrenci hepsi, bizde. Hepsi Gagavuz mu bunlar? Hepsi Gagavuz. Nu var chat pat edinit tam birer kişi. No hepsi basınım Gagavuz hepsi. Burada, eğitim Rusça, Ukraynaca ve Gagavuzca mı? Nasıl? Обучение, да? Rusça. Обучение по всем hepsi Rusça. Rusça. Но Gagavuzca öğrenili с первого класса. Birinci klastan bitkiye kadar. Gagavuzca. İnastranlı yazık İngilizce. Bizden ayrı ders öğrenili Gagavuz dilinde de. Onu da siz öğretiyorsunuz. Ben öğretirim küçük klaslarda, var öğretici öğretir büyük klaslarda. Burada 11. klas. Buradaki insanlar, buradaki Gagavuzlar kendi evlerinde, her yer, iş yerlerinde Gagavuzca mı konuşurlar, Rusça mı konuşurlar? Konuşurlar Gagavuzca da, Rusça da, nice ailede geçerse, ailede annesi başka dilde olsa da konuşuyorlar. Babası Gagavuzca da. Daha çok Rusça gençler, ama daha büyük yaştan insanlar, aslında Gagavuzca hepsi. Hepsi Gagavuzca. Daha çok kim hani geliyor başka köyden, Moldova'dan, Rusya'dan, oluyorlar Gagavuz hepsi.
Var. Bak siz... Kurşu'da öyle kuvvet hepsini gagavuz yapıyorlar. Burada çok gagavuz köyleri var mı? Kaç tane gagavuz köyü var? Bizim Dolay'da, Bolgrad Dolay'ında sadece 4 gagavuz köyü var. Sadece 4. 4 köyü. 4 köyü var. Aha. Evet sevgili seyirciler, ben hemen kısa bir bilgi vereyim. Gagavuzlar, Moldova'da gagavuzlar yaşıyor. Orada Komrat bölgesinde 150 bin gagavuz Türk'ü yaşıyor. Yine Ukrayna'da 37 bin gagavuz yaşıyor. İşte Odessa bölgesindeki köylere geldik. Onlar tıpkı Anadolu Türkleri gibi Gök Oğuz Türklerinden gelen bizim soydaşlarımız, kardeşlerimiz. Ama yüzyıllardır bu topraklarda geleneklerini, kültürlerini, dillerini yaşatmışlar, korumuşlar. İşte görüyorsunuz bizim çocuklarımız bunlar. Bizi böyle büyük bir sevgiyle, güzel güler yüzle karşıladılar. Burada da folklor gösterileri var. Güzel bir manzara var, güzel bir görüntü var. Öğrenciler bizim için güzel bir dans ve folklor gösterisi hazırlamışlar. Evet, şu tarafa bakarsanız sevgili seyirciler. Evet, bütün gagavuz çocukları bizi karşıladılar, el sallıyorlar. Gördüğünüz gibi gagavuz çocukları, gagavuz kızları bizi danslarla, çok muhteşem gösterilerle karşıladılar. Biraz sonra da burada çok kıymetli bir oyun olan kadınca dansıyla bizi yine karşılayacaklar. Şimdi dans başlıyor. Evet, Üzümlü Köyü'nde karşılama töreni devam ediyor. Birbirinden güzel gagavuz kızları muhteşem danslar sergiliyorlar. Onlar bu topraklarda yüzlerce yıldan beri kendi geleneklerini, kendi kültürlerini yaşatıyorlar. Ve aslında şöyle dikkatli bakarsanız buradaki insanların bizim Trakya bölgesindeki insanlardan pek de farklı olmadığını görürsünüz. Aynı oyunlar, aynı kültür, aynı gelenekler, aynı dil. Gerçekten güzel bir gösteri sundular. Onlara teşekkür ediyoruz. Sen Azerbaycan nereden geldin? Bakü'den. Bakü'den geldin. Ne zaman geldin? Damlar. Yakın, yeni mi geldin? Yakın zamanda mı? O geldi. Aile babası, anası babası geldiler buraya. Ama o burada doğdu. Burada doğdu. Burada doğdu. Annen, baban oradan geldi. Sen burada dünyaya geldin. Tamam. Bize bir ne söyleyeceksin? Nerede çeşme yolcazlar bayırlarda su iner içme kim ister türkü çalma ko gelip gelsin köyümün kenarında su bir türkü çalsın. Seriallere bakan var mı içinizde? Seyrediyor musunuz? Türk seriallerini seyreden var mı? Türeski seriali. Sen seyrediyor musun? Tamam. Hangisini? Не помню. Ben bakayım Muhteşem Yüzyıl. Muhteşem Yüzyıl. Yes. Nasıl? Güzel mi? Hoşuna gidiyor Çok güzel. Ben çok beğendim o serialı. Kostümler falan nasıl? Ooo çok güzel. Şimdi Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem Sultan, Hürrem Sultan yani Kanuni'nin karısı, Hürrem Sultan Ukrayna'dan gitmiş oraya. Biliyor muydun? Bileyim.
Что мне нужно? Ну, на русском могу сказать, объяснить, что на каком, на какой серии. Гагаузия сегодня, больше вещи мне. Гагаузия конш. Не могу. Словарный запас не позволяет. İçinizde Türkiye'ye giden var mı? İstanbul'u, Antalya'yı gören var mı? Türkiye'ye giden var mı? Var. Kim gitti? Sen gittin mi? Antalya. Nasıl? Güzel mi Antalya? Çok güzel. Ben çok onu beğendim. Yine gidecek misin? İsteyim. Çok isteyim. Oğlanın yeri sarı samanda. Oğlanın yeri sarı samanda. İçine de girilmez toz dumanda. Ne güzel oğlan, yalabık çoban. İçine de girilmez toz dumandan. Ne güzel oğlan, yalabık çoban. Bulgaristan başta olmak üzere Romanya, Yunanistan ve Makedonya'da da gagavuzların yaşadığı belirtiliyor. Moldova'daki gagavuzlar 5 Mart 1995'te yapılan bir referandum sonucunda özerkliklerini elde etmişlerdir. Başkenti Komrat olan bu bölgeye gagavuz yeri deniliyor. Çadır ve Valkaneş, Gagavuz yerinin diğer şehirleridir. Bir süre önce İstanbul'da İpek Yolu Dergisi Yılın Altın Adamları ödül töreninde Türk Dünyası Hizmet Ödülüne layık görülen Özerk Gagavuzya Cumhurbaşkanı Mihail Formuzal, Gagavuzların Türk dünyasındaki yerini şu sözlerle dile getirmişti. Sizin yardımınla, bizim büyük dostumuzla, Sayfullah Türksoy'la, siz de yardımcı oldunuz hani Gagavuzlara bütün dünya bilsin. Kendi dilimizi koruduk, kendi adetlerimizi koruduk. Gece değil gündüz, cenkler bize gelmeniz. Çok saygılı kan kardeşler, 7 yıl önce geldim size bari, sizinle barabardım. 7 yıl önce ben burada söyledim size bir söz. Az varız gagavuzlar ama biz de varız. Bizim de sesimiz sizler dinliyor. Geçti az zaman, 7 yıl geçti. Kim bugün bilmeyen gagavuzları dinledi, hepsi biliyor. Sizin yardımınla, bizim büyük dostumuzla, Sayfullah Türksoy'la, siz de yardımcı oldunuz hani gagavuzları bütün dünya bilsin. Kendi dilimizi koruduk, kendi adetlerimizi koruduk. Demokratik proseslerini Gagavuzya'da yaptık. 86% gençler üniversite yapıyorlar, 18 devlette, başka devletlerde de gezerler. Türkiye'de de var, Kıbrıs'ta da var, Azerbaycan'da da var, Kazakistan'da var, başka dünyada da var. Her yerde var Gagavuzlar, gençler, bütün dünyada. Biz 160 bin varız. Ukrayna'da 60 bin varız. Rusya'da 18 bin. Amerika'da 3 bin. Brezilya'da da varız gagavuzlar.
çok sevinirim. Hani bugün görüyorum bütün Türk dünyada birleşme prosesler oluyor. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Lokomotiv gibi toplarla bütün Türk dünyayı. Küçük halklar, büyük halklar ama bütün Türk dünya toplanıyor. Birleşme prosesler oluyor. Biz de bu büyük bir büyük fidan. Hangisinde var çok dal Türk dünyada. Biz küçücük bir dalız. Ama biz de faydalıyız, biz de mevalıyız. Sizinle beraber. Sağ olasınız hani unutlarsınız gagavuzları. Sağ olasınız hani yardımcı olursunuz küçük küçük gagavuz halka. Bu yolumuzda bizim 200 yıldan ziyade yaşayırız bir uzak bir tarafta bir köşede kaldık. Ama sizinle beraber. Sağ olasınız. Cumhurbaşkanı Mihail Formuzal'ın daveti üzerine İpek Yolu ödül töreninden kısa bir süre sonra Özerk Gagavuzya Cumhuriyeti'nin başkenti Komrat'ı ziyaret ediyoruz. Burada pek çok alanda Türkiye'den izleri, eserleri ve TİKA'nın desteğini görmek mümkün. Atatürk Kütüphanesi'nden Milli Müze'ye kadar çeşitli alanlarda bu kardeş dayanışmasını görmenin sevincini yaşıyoruz. Karacenk dağıtma toprağı. Karacenk dağıtma toprağı, kurutma yeşil yaprağı. Cumhurbaşkanı Mihail Formuzal bizi yakın ve sıcak bir ilgiyle karşılıyor. Dil lazım da o kadar. Cink bize dil kafadar. Dil lazım da o kadar. O bize dil yolcu. O bize bu ziyaret sırasında çok anlamlı ve unutulmaz bir sürpriz de yaşadık. Cumhurbaşkanı Mihail Formuzal, İpek Yolu Medya Grubu Başkanı ve İpek Yolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Seyfullah Türksoy'a ve Bursa'nın tanınmış tekstil sanayicilerinden iş adamı Haluk Özkarakaşlı'ya Gagavuzya Devlet Madalyası'nı takdim etti. Firmanızı gösterdiniz. Sağ olun. Var umudum yatırım yapacağınız Gagavuzya'da. Barabar çalışacağız. Hani bizim de halkımız burada yerinde çalışsın. Doğru. Sizin bilgileriniz, sizin bilgileriniz biz istiyoruz. Hani burada işiniz olsun, yardımcı olacağız. Çok teşekkür ederim. Bak. Sağ olun. Sağ olun. Bir dakika şöyle. Haber foto. Sağ ol hani unutmadım. Sağ ol hani yardımcı oldun gagavullara. Barabar görüştük, çalıştık. Ama aynı renk güzel giymişsin bunu. Bu renkte ben çok güzel duruyorum. Çok teşekkür ederim. Kutluyorum. Sağ olun. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Sizin gibi bir devlet başkanının, kıymetli bir yöneticinin olması hem Gagavuzya için hem de Türkiye için çok büyük önem taşıyor. Sizinle tanışmaktan büyük onur duyuyorum. Büyük şeref duyuyorum. Bu madalyayı da göğsümde her zaman gururla, şerefle taşıyacağım. Çünkü burası benim kandaşlarımızın, candaşlarımızın, soydaşlarımızın vatanı. Ve onun başkanının elinden bu ödülü almak da bizim için gerçekten büyük bir gurur. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Dünyada derler, nerede var bir Türk, Sayfullu Türksoy orada. Evet, çok güzel. Geç. Geç. Çok teşekkürler başkanım. Sağ olun. Suma çotun altında mari kız, gül gül üzümcü. Otun altında mari kız, gül gül üzümcü. Üzümü toplayayım mari kız, sana mı bakayım? Üzümü toplayayım mari kız, sana mı bakayım?
bari kız, gözüm süzüldü. Sana baka baka bari kız, gözüm süzüldü. Ver selam al basmanı bari kız, gözümü sileyim. Versene o al basmanı bari kız, gözümü sileyim. Sevgili seyirciler, Moldavya, Gagauz'a özerk cumhuriyetindeyiz. Burası 160 bin nüfuslu bir soydaşlarımızın yaşadığı bir, güzel bir ülke, güzel bir vatan parçası. Ve orada Sayın Cumhurbaşkanımız, Gagauz'a özerk cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mihail Formuzalı'yla birlikteyiz. Kendisiyle Gagauz'un bugünkü durumunu, nüfusunu, ekonomisini, kültürünü ve diğer özelliklerini konuşacağız. Bizleri kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Öncelikle bize vakit ayırdınız. Size teşekkür ediyoruz. Siz bildiğimiz, gördüğümüz kadarıyla yıllardan beri Türk dünyası için, buradaki Türk varlığı için, buradaki Gagauzlar için güzel hizmetler yapıyorsunuz. Aynı zamanda Türkiye ile Gagauz arasında, Moldova arasında da bir gönül köprüsü kurmaya çalışıyorsunuz. Bu nedenle İpek Yolu Medya Grubu size Yılın Altın Adam Ödülü takdim etti. Sizi kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Sağ olun. Efendim, öncelikle seyircilerimiz için buradaki Gagauz Türkleri hakkında, bunların kültürleri, nüfusları, ekonomik durumları hakkında bilgi verir misiniz? Tarım ve hayvancılık değil mi? Daha çok tarım ve hayvancılık. Ama burası üretime de elverişli. Yani tarıma dayalı sanayi kurulabilir. Hayvancılığa dayalı sanayi kurulabilir. Mesela bir et fabrikası var mı burada? Şu anda bir süt fabrikası var mı? Et fabrikası burada. Yoğurt fabrikası var mı? Bunlar yok herhalde. Et fabrikası yok. Eski zamandan vardı bir büyük et fabrikası Sovyet sistemasından. O 18 dolaydan toplardı et, toplardı. Hayvancılık eti toplardı, sığır eti toplardı, koyun eti. Bütün Sovyet sisteması bilirdi bu fabrika, et fabrikası. Şimdi yok. Olsa açılsın olacak iyi. Ne şimdi ne sadece Gagauzya'da var 150 bin koyun. Küçücük bir parça yer, 150 bin koyun var. Yani bu iyi bir yer. Hayvancılık tesisi kurulabilir. Şimdi süt fabrikası. Var bir süt fabrikamız. Onlar yapıyorlar, yoğurt yapıyorlar, süt yapıyorlar, az asortiment, eşmik yapıyorlar. Hı. Asortiment çok küçük. Az onlar yapıyorlar. Hem de o fabrikanın var kendi 300 sağma inek. O kadar onlar. Ama 8-8,5 ton yılda verir bir inek. Kaliteli inekler, tamızlık inekler getirildi. Hollanda'dan getirildi. Onlar verirlerse. Sayın Başkan, dünyanın dengeleri çok hızlı değişiyor. Hiç aklı hayale gelmeyen gelişmeler oluyor. Mesela Ukrayna'da hiç beklemediğimiz bir şey oldu ve Rusya Kırım'ı işgal etti. Şu anda Kırım Rusya toprağı oldu. Şimdi Rusya'nın, Ukrayna'nın başka bölgelerinde de benzer sıkıntılar var. Rus nüfusun çok olduğu bölgelerde böyle bir problem yaşanıyor. Siz Moldavya'da bir endişe taşıyor musunuz? Böyle bir endişeniz oluştu mu bu son gelişmelerden sonra? Biz yaşayarız Moldova'da. Çünkü burada da bir Avrupa Birliği ve Rusya rekabeti burada da var. Bu zorluk olur bize, çok yanlış işler yapıyor Kişinev bu Avrupa yolunda. Şimdi var nasıl gitme Avrupa'ya ama çekişme, kavga yapma Rus'la. Onlar daimaca çekişirler Rus'la. O da Rus'ta kapıyor bize yolu, şaraplarımız gitmesin, bu gitmesin problemi açılır bize çok. Standartlarını sizin böyle, bizim başka türlü standartlar. İstediyken siz bilirsiniz bu işler nasıl oluyor. Ama bizim bakışımız başka türlü. Biz ağız varız. Biz kendimize düşman dünyada aramayız. Biz kendimize dostluk arayırız. Kiminle beraber çalışma, kiminle beraber faydalı olma, kiminle beraber programma yapma, yardımcı olma birbirimize. Ama kavga biz istemeyiz.
Moldova'nın da politikleri görmerler kendi devletini, neutral, kuvvetli devletini görmerler. Onlar 20 yıldan ziyade bu devletin köklerini keserler, hep keserler, isterler yok etme bu devleti de girme Rumunya'nın içine. Biz buna bakmıyoruz iyi. Biz isteriz yaşama Moldova'da, burada. Bizim kanunda yazılı. Herli Moldova giderse de Rumunya, biz bağımsızız. Bizim kanunda böyle yazılı. Biz isteriz yaşama Moldova'da. Biz görürüz ne oluyor Ukrayna'da. Tüfeklerle, avtomatlarla, tankla, patladığıyla, samolotla, uçaklarla, patladığıyla, öldürerle, insan gece gündüz öldürerle. Biz bunu Gagavuzlara dene istemeyiz. Ama ister istemez bu gelişmelerden siz de etkileniyorsunuz. Bir tarafta Rusya var, bir tarafta Avrupa Birliği var. Gagavuzlar da arada kalıyor. Şarabını satamıyor, rahat giriş çıkış yapamıyor. Bu tür problemler de yaşıyor. Siz Türkiye'ye de çok gidiyorsunuz, çok geliyorsunuz. Türkiye'nin en çok nesini seviyorsunuz? Çok zengin tarih orada var. Çok zengin değerinden akıl var orada. Onu lazım bakma, eğitim alma. Türkiye'nin iş adamları çok inisiyatif, dinamik çok. Hem de çok büyük bilmek onlarda var. Nasıl yapma bu küçük sektör biznesi nasıl yapma bu bakışlar bize lazım. Biz isteriz yürünme, biz isteriz görme, biz isteriz bilme nasıl bu işler oluyor Türkiye'de. Ne için dinlenen Türkiye'de biznes çok dinamik. Anlaşmak aramızda var. Biz konuşuyoruz bir dilde. Ne zaman da istiyoruz yazıları yazarız, delegasyon bizim gitsin baksın orada ne yapıyorsunuz siz nasıl çalışır bu sektör bu sektör bu sektör bize daimaca yardım olur burada. Kulaç otun altında mari kız gül gül üzümcük kulaç otun altında mari kız gül gül üzümcük üzümü toplayayım mari kız sana mı bakayım üzümü toplayayım. Son 20 yılda işte bağımsızlık kazandıktan sonra elbette ki buradan Türkiye'ye bakış biraz değişti. Önceden daha farklıydı. İşte Sovyet sistemi farklı bir Türkiye imajı oluşturmuştu. Siz mesela 1991 yılından önce Türkiye hakkında nasıl düşünüyordunuz, ne düşünüyordunuz? O zaman düşünceleriniz değişti mi? Ben görüyorum nasıl Türkiye'de değişmek oluyor. Standartlar, yaşamak standartların değişmek oluyor. Daha iyi oluyor. Ekonomik durumu daha iyi oluyor sizde. Hem de baktık ana, bugün açıktan söylerim bunu, Moldova'nın standartları Avrupa'ya girmeye, hem de Türkiye'nin standartları Avrupa'ya girmediğini, Türkiye'nin standartları daha yüksek orada duruyor. Evet. Türkiye bugün hazır girmeye Avrupa'ya. Şimdi biz Gagavuzlar var korkumuz Avrupa'dan. Biz bir isteyeriz. Hani Türkiye'ye girsin Avrupa'ya. Kabul etsinler Türkiye Avrupa'ya. Biz de bakalım. Biz küçüküz. Biz bakalım. Ne olacak? Nasıl ekonomik çalışacak? Neden korkuyorsunuz? Var çok
çok korkumuz hani girerken de Avrupa'ya girecekler Rumunya'nın içinden da biz kaybedeceğiz avtonomimizi. Zira Rumunya'da yaşardı yakın 300 bin Gagavuz 200 yıl önce. 100 yıl önce kaldı 108 bin Gagavuz. Bugün gidin arayın bulacağınız insan konuşur Gagavuz dilinde ama pasaportunda yazılı Rumun. Asimile oldu. Asimile oldu. Biz istemeyiz 160 bin kaldık. Dedelerimiz korumuş yüzlerle yıl uzakta bir köşede korumuş. Biz istemeyiz bunu kaybetmeye. Biz isteriz koruma bunu. Ondan var korkumuz. Biz de istiyoruz hani Türkiye anlasın bunu. Zira bizince o küçücük bir halk biz tutunayarız, Türkiye'den tutunayarız. Rusya'dan tutunayarız. Bundan tutunayarız hani unutmayınız bizi, bırakmayınız bizi. Biz istemeyiz kayıp olma, biz isteriz koruma adetlerimizi. Biz isteriz halk gibi kalma nasıl varız. Bizim bakışımızla, bizim adetlerimizle. Dedelerimiz burada gömülü, mezarlar burada. Yüzlerle yıl yaşadık burada. Biz isteriz bu toprakta yaşama. Dost ararız kendimize. Biz bundan, biz istemeyiz asimilasyon olma. Da istiyoruz hani Türkiye anlasın bunu. Devlet başbakanı anlasın, cumhurbaşkanı anlasın, milletvekillerinin başkanı anlasın, iş adamları anlasın, hocalar anlasınlar. Hani barabar onlarla koruma bu büyük zenginlik Türk dünyada hem büyük zenginlik ne? Halk, çalışkan halk, akıllı, aramır kiminle düşmeye, bakır kiminle barabar programa yapma, çalışma, işleme öyle mi? Bu Türk dünyayı öyle. Hem de hem büyük zenginlik. Türkiye'de Yahudi var mı? Var. Hristiyan var mı? Var. Müslüman var mı? Var. Katolik var mı? Şaman var mı? Türlü türlü var. Bu en büyük zenginliği. Avrupa neden sakınıyor? Neden korkuyor? Türkiye tolerant bir devlet. Biz de istiyoruz. Yani Türkiye'ye girdiyken o zaman biz de bakacağız başka bakışla. Ne için denen Türkiye oradıyken biz biliyoruz hani Avrupa'da Türkiye'nin sesi olacak bizim tarafımızda. Ama şimdi biz korkarız. Da bunu anlayırız. Hepsi de anlayamıyor. Neden korkarsınız? Korkarız. Ne için denen hani Rumunya'da vardı, Hungarya'nın avtonomisi vardı. 60'lı yıllarda geçti yüzyılın 1960'lı yıllarda o avtonomide 1,5 milyon yaşardı Hungarya'nın adamları orada yaşardı, Transilvanya'da. Onların avtonomisinin bölgesini kapadılar. Ona 1,5 milyon var. Bizde 160. Moldova girerse Rumunya'nın içine bizi bir günde silecekler. O yüzden biz bunu sakınırız bundan. Bu mesajı veririz Türkiye'nin başbakanına, cumhurbaşkanına, milletvekillerinin başkanına, milletvekillere, dostlarımıza hepsine bu mesajı daimaca veriyoruz. Bu durumda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi de çok gerekli değil. Yani hele şu bugünkü şartlardan sonra. Siz de Türkiye girmeden bizim girmemiz daha sakıncalı diyorsunuz. Öyle. Biz istiyoruz Türkiye'yi kabul etsinler. Evet. Türkiye'yi. Ondan sonra biz de korkmayacağız. Ne için diyeyim? Bileceğiz hani Türkiye oradayken onun sesi yeli kaldıracak. Kendi kan kardeşlerinden pay alacak, yardımcı olacak. Bize 160 bin varız. Biz istiyoruz Türkiye girsin Avrupa'ya. Sayın Başkan, siz tarihçi değilsiniz ama Gagavuz tarihini herhalde az çok bizden iyi biliyorsunuz. Gagavuzların bu bölgeye gelişi ne zaman olmuş? Kaç yüzyıldır burada yaşıyor Gagavuzlar? 200-220 yıl Gagavuzlar yaşarlar burada. Ama ta eski zamandan burada yaşardılar, Nogaylar yaşardılar burada, Tatarlar yaşardılar burada. Sonra onlar buradan kaldırdılar, götürdüler, gittiler, Kırım'a gittiler. Balkan'dan da bu yerlere geldik, biz Gagavuzlar yerleştirdik. Rus İmparatoru Alexander I. bu toprakları bağışladı Gagavuzlara. Neredeydiniz daha önce, 200 sene önce? Balkan'da, Varna, Balçık o tarafta yaşardık, burada o Gagavuzlar yaşardılar. Da. Evet. Ben size vereceğim bir atlas hani yaptık. Orada eski kartalarda göreceğiniz nerede yaşardılar Gagavuzlar. Balçık, Varna orada yaşardılar Gagavuzlar. Silistra'da yaşardılar Gagavuzlar. Aristeada'da yaşardılar Gagavuzlar. Orada yazılı ne kadar Gagavuz nerede yaşıyor. Türkiye'de de eskiden beri yaşayan Gagavuzlar var. Vardı. Edirne tarafında çok Gagavuz vardı. Birçoğu da dediğiniz gibi Romanya'da, Bulgaristan'da asimil oldular. Bulgaristan'da öyle. Kısmen yaşayanlar var. Efendim Gagavuzlar tarihini, kültürünü, dilini yaşatmak için gereken gayreti gösteriyor mu burada? Biz bunu yüzlerle yıl koruduk.
Allah versin sağlık, binlerle yıl daha koruyacağız da. Kim de bizimle beraber yanımızda olacak, yardımcı olacak. Hani bu adetleri, kültürümüzü, hepsini, dilimizi koralım. Biz de memnun olacağız onlara. Uşaklarımızla, dedelerimizle beraber bu programlar hepsini yapıyoruz. Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı var, Türksoy. Benim soyadımı taşıyan bir teşkilat. Orada Tataristan var, Başkurdistan var, Kırgızistan var, Kazakistan, onların temsilcileri var. Gagavuzya böyle bir girişimde bulundu mu? Ya da Gagavuzya'nın oraya üye olma ihtimali var mı? Gagavuzya da Türksoy'un içinde. Gagavuzya'da. Biz yaptık burada bir toplantı. Türksoy'un, bütün dünyadan Türksoy'un toplantısı oldu burada. Ama Kültür Bakanları temsilci geldiler. Yok. Temsilcisi yok. Temsilcilik yok. Biz yazdık mektup oraya. Hani bir kişi Gagavuzya'dan çalışsın orada Türksoy'da. Allah versin bu da olacak. Yavaş yavaş bunu da yapacağız. Türksoy'dan çok programları beraber yapıyoruz. Şimdi bizim bir grupalarımız gidecek, folklor grupamız gidecek. Orada bir gezmek olacak Karadeniz boyundan. Giresun, Ordu, orada gezecek Trabzon. O taraftan gezecekler, verecekler, orada konsert verecekler. Gagavuzlar gösterecekler kendi kulturasını. Evet. Türksoy yardımcı olur, albüm yapma, Türk dilinde, Gagavuz dilinde kitaplar çıkarma, TİKA yardımcı olur. Çok çok çalışırız beraber. Gagavuz tarihi aynı zamanda çok geçmişte acıların yaşandığı, üzüntülerin, sıkıntıların yaşandığı bir tarih. Bir dönem burada bir kuraklık, açlık dönemi de yaşandı değil mi? 1946'da 2. Dünya Savaşı sırasında. Biraz da bu yaşadığınız sıkıntılardan bahsedebilir misiniz? Gerek o Sovyet döneminde, gerekse 2. Dünya Savaşı döneminde Gagavuzlar neler yaşadılar? 1800'lü yıllarda açan geldiler Gagavuzlar bari. Birinci savaş 1812 yılda Gagavuzlar katıldılar savaşa. Rus İmparatorluğu'nun savaşı oldu Fransa'yla. Sonra 1904 yılda Japonya savaşına Gagavuzlar öyle katıldılar. Sonra 1914 yılda Gagavuzlar savaşa katıldılar. Böyle yaşamamız. 40. yılda gene. Sonra oldu kolektivizasyon, toplantı oldu, kolhoz yaptılar Rusya'dan. Zengin adamları hepsine yaptılar, çıkardılar Sibirya'ya onu. Bu bizim ensemizden bu da geçti. Sonra ağaçlık oldu 46. yılda. Kuraklık, açlık. Kuraklık oldu. Çok zorluk Gagavuz halkı gördü. Çok ölenler oldu değil mi? Bu kuraklıkta çok. Hem de bu kuraklıkta Gagavuzya'dan 100'den 30'dan ziyade rahmetli oldular ağaçlıktan. Olmaydı bu ağaçlık, büyün olacaktı, 500 bin gagavuz olacaktı burada, hem az. Şimdi varız 160 bin. Benim köyümden 838 kişi rahmetli oldu ağaçlıktan. Beşalma köyünde yarısı rahmetli oldu köyün. Şimdi o köyde ne kadar insan yaşar, 46. yılan uğruna yetişmediler. Vardı öyle zorluk oldu, hani insan birbirini yerdiler. Bu da vardı. Çok zorluk Gagavuzlar geçirdiler. Çok. Ama kendi dilini korudular, adetlerini korudular. Hem de canı da kaskatı çetin olmadı. Evet. Açık yürekle dünyaya bakıyorlar. Ne oldu? Unutmayarız. Ne oldu? Ama geçti yıllarla yaşamayarız. Bakışımız bugün hem de yarın düşünüyoruz. Yarın. Hani koruma halkımızı, adetlerimizi, dilimizi ilerletme onları. Peki Sayın Başkan. Bitkinci sorur, ben de başka. Öyle mi? Son soruyu sorayım o zaman.
Sayın Başkan, Gagavuzların, Gagavuz Türklerin Osmanlı Devleti içindeki hukuku, hakları, o dönemdeki yaşam şartları nedir? Onu araştırdınız mı hiç? Bilgi merkezimizi hani açtık şimdi. Bilgi Center. Onlar bunları yapacak. Osman'ın arşivlerine gittik. Oradan baktık. Mezarları bulduk. Mezarlarda Gagavuz yazıları var orada. İstanbul'da da, Edirne'de de orada da var mezarlar. Nerede Gagavuzların adları yazılı. Burada var çok iş bizim tarihçilere. Hani bara var. Türkiye'nin akademisinden, bizim bilgi merkezinden barabar bunları arama, bulma. Orada çok iş var. Zira 200 yıllık tarihimizi biliriz çok iyi. Kaldırdık, bulduk, kitap, hepsini var. Ama ta diğerinden onları lazım bakma. Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Epey güzel bilgiler verdiniz. Son olarak buradan hem iş dünyasına hem de Türk halkına bir mesajınız var mı? Hepsi Türk dünyaya. Bu zor zamanlarda birleşme proseslerine hepsi Türkler katılsınlar. Birlikte olsunlar. Yardımcı birbirine olsunlar. Bereketli yıllar, kısmetli yıllar, hem de sağlık Türk dünyaya. Hepsine. Savaş olmasın. Yaşasınlar rahat, çalışsınlar. Zedilensinler sayısınla hem zenginlesin Türk dünyası. Amerika'da 3000 Gagavuz yaşıyor. Amerika. Bugün siz törende Brezilya'da da varız deyince ben şaka yaptığınızı zannettim. Gerçekten varmış Gagavuzlar Brezilya'da. Var, Brezilya'da var. Gagavuzca'dan bahsettiniz. Peki burada Gagavuz dilinin kullanımı yaygın mı? Gençler kendi aralarında kullanıyorlar mı? Acaba evlerinde, özel sohbetlerinde Gagavuzca'yı da kullanıyorlar mı? Konuşuyorlar mı? Şimdi köylerde hepsi konuşur Gagavuz dilinde. Kasabalarda var, insan karışık yaşar burada. Burada var Bulgarlar, var Ruslar, var Ukrayna, var Moldova. Şimdi onlar sınaştılar. 50-60 yıl konuşma Rus dilinde. O dil hani bağlantı, her bir dilden bağlantısı var. Şimdi siz Moldovansınız. Bu Bulgar, bu Gagavuz, bu Ukrayna'nın vatandaşı. Ama hepsi konuşurlar bu dilde, hani anlayırlar birbirini. Gidin panere. Panere gittiyken orada işitirsin kulağınla. Gagavuz dilinde konuşur, Bulgar dilinde konuşur, Rus dilinde konuşur, Moldova dilinde konuşur. Hiç problem yok. Baktık ana Gagavuzya'da açtık bilgi bilgi bir merkez açtık biz. Orada bizim doktorlar dil için, adetler için araştırma olur, dünyada toplantılar olur, konferansı yapıyorlar, orfografi yazıyorlar, kitapları çıkarıyorlar. Bu bir büyük bir sistemli, bir büyük bu iş. Çok iş gider bunda. Sonra biz toplarız yılda, 3 yılda bir sıra yapıyoruz Dünya Kongres Gagavuzu. O kongresleri yaparken sadece Gagavuz dilinde konuşuyoruz. Gelirle 18-20 devletten gelir Gagavuzlar dünyadan toplanırlar. 3 yılda bir sıra yapıyoruz bu toplantıyı. Hep 3 yılda bir? 3 yılda bir oluyor. 3 yılda bir oluyoruz. 3 yılda bir sıra ekonomik forumu yapıyoruz. Hı hı. Hem de şarap yurtu, şarap festivali her yıl yapıyoruz bunu. Evet. Bu sene ne zaman? Şarap festivali ne zaman? 1-2 Kasım'da olacak. 1. Kasım'da. Buranın şarapları çok kaliteli değil mi? Çok, çok meşhur. Nerelere gönderiliyorlar buradan üreticiler? Daha çok gider Rusya'ya, Beyaz Rusya'ya, Ukrayna'ya, Kazakistan. Daha çok gider. Ama şimdi isteriz programı yapmayı öyle hani 20 bin ton şarabımız gitsin Türkiye'ye. Biz bunlar bu programı açıldı. Şimdi yapıyoruz bu programı. İsteriz hani bu programı olsun Türkiye'de dağıtsınlar Gagavuzların şaraplarına. Onlar güzel, yumuşak, tatlı silah şaraplar. Özellikle Rusların tercih ettiği bir şarap değil mi? Rusların. Ruslar bu şarapları bilirler. Ruslar satın alırlar o şarapları. Şimdi Moldova'dan sadece Gagavuzların şaraplarını alırlar. İçinden hani hem iyi kaliteli kırmızı şaraplar alırlar Gagavuzya'da. Evet. Bunu hepsi bilir. Moldova buradan alır şarap. Kendi fabriklerinde döker, satır kendi mallarını. Eski zamandan Sovyet sistemi dağılarken Gagavuzlar satardı şaraplar Fransa'ya, Cabernet satardı.
Fransa o şarapları alardı, dökerdi, şişelere de satardı Ruslara, on o kadar daha pahalı satardı. Bu vardı bu işler. Evet. Anladığım kadarıyla siz şunu demek istiyorsunuz. Evet, Türkiye'nin buraya 20 yıldır yardımları oldu, katkıları oldu ama ekonomik köprüler kurulsa, ekonomik işbirlikleri kurulsa, bize bazı konularda imkan sağlasalar, Gagavuzya'da üretilen ürünlerin, bizim için daha iyi olur, daha kalıcı olur diyorsunuz. Doğru. Neçinden hani biz düşündük öyle. Adamı istersiden doyurma, ver, üret onu balık tutma. Evet. Verme her gün birer balık. Üret onu balık tutma. Ver ona eğitim, nasıl tutsun? Böyle yapıyorsun, böyle sıvıdıyorsun, böyle tutuyorsun. Siz ona eğitim verdiyken o bir tane kendi kendisini doyuracak. Biz ne istiyoruz? Biz istiyoruz hani barabar faydalı olalım, Türk dünyada çalışalım barabar. Bu programları hani burada yapacağız. Tarım programları, hayvancılık programası, sonra meyve programası, üzüm programası, tütün programası, ne lazım hepsini yapacağız barabar. Ama biz isteriz hani bu mallar hani biz büyüderiz burada, kaliteli, iyi, ekolojik olarak çok çok iyi kaliteli mallar. Biz istiyoruz hani olsun, bizim de bir parça küçücük bir kuotamız Türkiye'de olsun, Türk dünyada. Hani biz bu mallarımızı satalım Türk dünyaya. Evet. Bu olarsa da bize daha çok kolaylık olacak. Biz para da istemeyeceğiz, yardım da istemeyeceğiz. Biz kendimiz bunları yapacağız. Sonra biz de yardımcı olacağız. Var Türk dünyada var çok halklar hani zor yaşıyorlar. Standartları çok aşağıda. Biz de onlara olacağız yardımcı. Ama kalkındıyken ayakta durarken ayakta çalışarken yokken borcun senin, sen bir tane varınca işleyesin iyi. Zira bütçelerde de zor toplanır para, ekonomik krizis var. Bizim de devletin Cumhurbaşkanı, Başbakanı hem de milletvekillerinin başkanı, onlar daimace kaçarak giderler Brüsel'e. Giderken Brüsel'e daimace kavga yaparlar Ruslarla. Onlar yaparlar Ruslarla kavga, bize de olur zorluk. Necden'in mallarını biz yollarız Rusya'ya. 25 bin gagavuz orada çalışır. Gagavuz orada çalışarken Rusya'da hem az $1000 ayda kazanır. O $1000 yollar kendi ailesine burada. Doğal gaz öder, elektrik öder, su parasını öder, vergileri öder, uşakları bakır, evinde bir şey yapıyor orada, tertiplik yapıyor, satın alır bir şey, para çevirir, para gider, yaşamak gider. Şimdi biz de sakınıyoruz hani bu problemler hani Moldova yazıldı bu programı. Sakınırız, düşünürüz olmasın bize problem Rus tarafından. Zira bu problemlere bize çok zorluk yapacak. Sizin diğer cumhuriyetlerle, diğer devletlerle ilişkileriniz nasıl? Türkiye'ye gidip geldiğinizi biliyoruz. Mesela Azerbaycan'a gidiyor musunuz? Azerbaycan'da bir Türk cumhuriyeti, bir Türk devleti. Dilimiz aynı, kültürümüz yakın. Azerbaycan'la da çok iyi çalışıyoruz. Orada bizim öğrencilerimiz var. Gençler orada akademi yapıyorlar, polisiye. Sonra Sayın İlham Aliyev, bizim Cumhurbaşkanımız Azerbaycan'dan adadı bize gagavuzlar bir sportif kompleks yapacak. Hani bizim gençler olsun nereye gitsinler, spor yapsınlar orada. Azerbaycan çok iyi bakıyor gagavuzlara. Onlar çok iyi bize yardımcı oluyor. Biz de katılırız onların programlarını hani yapıyorlar. Toplantı programları oluyor, dil programları, tarih programları oluyor, şiir programları. Biz onlarla bu programları yapıyoruz. Azerbaycan şimdi yapıyor programı, şaraplık programası yapıyor. Hani bağlarları koyar, üzümler olsunlar oradan. Yemek üzümü olsun. Buradan Moldova'dan alıyorlar vatandaşlarımız. Bizim orada çalışıyorlar hani teknolojileri koyarlar. Zira burada var yüksek teknolojiler var hani yap madeni iyi şaraplar burada. Evet. Başındaki kalpamı çekip bugün anlamlı bir ziyaret yaptık. Gagavuz yeri
devlet başkanı Sayın Mihail Formuzal bizi kabul etti. Kendisiyle bir röportaj yaptık. Yanımda da çok değerli dostum, iş adamı Haluk Özkarakaşlı vardı. Ve bize çok önemli bir sorumluluk yükledi. Ben bundan sonra Gagavuzya'nın, Gagavuz elinin, Gagavuz devletinin Ankara temsilcisi olarak elimden gelen hizmeti, gayreti göstermeye çalışacağım. Bize bu anlamda bir nişan takdim ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Bursa'nın sayılı iş adamlarından, çok önemli iş adamlarından biri olan Türk dünyası gönüllüsü, sevdalısı Sayın Haluk Özkarakaşlı da Gagavuz elinin, Gagavuz vatanının Bursa temsilcisi olarak bundan sonra başarılı hizmetler verecek. Ona da ben hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim size de. Bu görevin hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah. Haluk Bey, zannediyorum Gagavuzya'ya ilk defa geliyorsunuz ama siz bu bölgeyi zaten daha önce takip ediyordunuz, biliyordunuz. Geldiğinizde nasıl bir Gagavuzya buldunuz? Duygularınızı almak istiyorum. Çok gurur verici. Ben gerçekten yüzyıllardır bu arkadaşların bu topraklarda olması ve kendi kültürel yapılarını bu kadar korumaları gerçekten çok hoşuma gitti. Bir Türk olarak mutluluk duydum yani. İnanın çok sevinçliyim. Bu konuda da elimden gelen her türlü desteği, bu kültürel yapıyı korumak için her türlü desteği vermeye çalışacağım. İnşallah bunu daha çok vatandaşımıza duyuracağız. Böyle bir yerin olduğunu herkesin bilmesi şart. Çok güzel. Dili bir, kültürü bir. Soydaşlarımız yaşıyor burada. Tabii, harika bir şey. Bizimle aynı dili konuşan, aynı duyguları taşıyan bizim soydaşlarımız, kardeşlerimiz. Evet, evet. Ve çoğu insanın buradan haberi yok. Enteresan. Evet, doğru. Ben Moldova'ya çok geldim ama Gagavuzya tarafına hiç geçmemiştim. Bu taraflarda iş adamları için çok da ticarette açık konular var. Bunlar inşallah gelecek zamanlarda daha güzel bir gelişmelerle sanayicilerimiz de buraya el atar. Daha güzel olacağına inanıyorum. Evet, çok teşekkürler. Tekrar tebrikler. Sola çotun altında mari kız gül gül.